Vatan, lafını dillerine dolayan uğursuzların asil niyetini bugüne kadar anlamadıysak eğer, bugün artık anlama zamanı gelmiştir. Sayın Sadrazam. Efendiler, sebebi nizam-ı alem olan Halife-i İslam... Miralay, müsaade olsun. Dağıstanlı suikastten vazgeçmemiş. Adamı burada olmalı. ...ve çete başları padişahın sadık temasını hile ve yalanlarla ifade olunmasına çabalamaktadırlar. Ve gözü peklikte hepsi birbirine denk. Ama bunda efelerde bulunmayan bir kurnazlık var. Cevdet! Padişahın fetvası olmadan asker toplamakta. Bu askeri beslemek ve donatmak yalanlarıyla halkın mallarını yağmalamakta. İnsanlarımızı öldürmekte ve kan dökmektedirler. Pavlo. Meydandaki kağıtlardan birini getir çabuk. Emredesiniz bana. Tertipçilerinden, 3. Ordu'yu Hümayun müfettişliğinden azledilerek askerlik mesleğinden uzaklaştırılan Mustafa Kemal Paşa ve Dağıstanlı namıyla maruf Eşkıya'nın Divan-ı Harbi Örfi'de idamına karar verilmiştir. Gidel al bitirin. Sadrazam Bey, sizin okuduğunuz metin ile halka dağıtılan metin arasında çok büyük farklar var. Damat Ferit hükümetinin her türlü düşmanla ortaklaşarak Kuvayi Milliye'yi silahla yok etme planı mağlubiyete uğramıştır. Bugün Filipos'la el ele tertip ettiği bu zavallı merasim, işgal ettiği makamdaki günlerinin sayılı olduğu hakikatini örtbas etme çabasıdır. Tüm Türk halkı bilmelidir ki, asıl vatan hainleri kutsal mücadelemizde haince bir saptırmayla gayrimeşru ilan eden damat Ferit ve İstanbul hükümetidir. Bizler vatan haini değil, milletin yüksek vicdanından kuvvet alarak
canı pahasına istiklal ve hürriyet için mücadele eden neferleriz. Zira istiklal uğruna ölmesini bilenlerin hakkıdır. İmza Mustafa Kemal. Bu ne rezalet kumandan? Emniyetiyle, asayişiyle övündüğünüz İzmir bu mu? Sahne soytarısına döndürdüler bizi. Alay ettiler. Ufak bir ihmal büyük bir felakete sebebiyet verdi paşam. Bu kumandan Filipos'tan çok benim mesuliyetimdir. Affınıza sığınıyorum. Olan oldu. Lafı uzatmayalım. Ziyanı ne sizin ne de kumandanın hanesine yazılır. Törenlerde başrolde ben vardım. Şimdi herkes benim nasıl rezil olduğumu konuşacak. Gel. Generalim, Ferit Bey'e telgraf geldi. Sultan Vahdettin'den. İlet. Hasan. Padişah Hazretleri istifamı talep ediyor. Yeni hükümeti kurma görevini Tevfik Paşa'ya tevdi edeceklermiş. Damat Ferit'in suratı patlıcan burnuna döndü. İzmir'e geldiğine geleceğine pişman oldu. Ha benim el avuca sığmasın. Hiç korkmazsın değil mi? Korkmaz olur muyum babaanne? Korkarım elbet. Asıl cesaret korkmana rağmen bir şeyler yapabilmekte. Mustafa Kemal mi yazmış Saydan bunları? Bizzat kendisi. Buyurun. Ben General Cedet'in yaveri Spiro. Siz Yıldız Hanım, Hilal Hanım. Hilal. Babanız yetimhane için bir şeyler yolladı. Yardım ederseniz arabadan indirelim. Tabii tabii hemen. Babaanne sen kal, biz erzakları alıp geliyoruz.